Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli kardeşlerim. İnsan vücudu üzerinde yaklaşık 700 biyolojik aktif noktası yani ban bulunur. Bunlardan 66 tanesi agresi noktası olarak adlandırılan ekstra aktif noktalardır. 66 agresi noktasından 61'i abdest azalarında yer almaktadır. Bu kısa bilgiden sonra abdestin ilmi olarak ispatlanan faydalarından bazılarını kısaca gelin hep beraber bakalım. Abdestin bilimsel olarak ispatlanan faydalarından bazılarını şu şekilde sıralayalım. 1. Abdeste azalar yıkanırken ban, biyolojik aktif noktalar faaliyete geçer, agresi noktaları denge kazanır. 2. Yüz yıkanırken mide, bağırsak, safran kesesi, idrar yolları ve sinir sistemi uyarılır. 3. Kollar yıkanırken bağırsaklar, kalp, akciğer, idrar yolları ve kan dolaşımı uyarılır. 4. Kollar yaklaşık 100 banın yer aldığı ve hemen hemen bütün organlarla bağlantı olan bir komuta merkezidir. Kulaklar meshedilirken bütün organlar uyarılır. 5. Ayaklar yıkanırken hormon dengesi sağlayan, büyümeyi kontrol altına tutan hipofiz, böbrekler ve hemen hemen bütün organların faaliyetini etkileyen ban uyarılır. Altı, abdeste akupunktur noktalarının uyarılmasıyla vücutta enerji ve kan dolaşımı kolaylaşır, vücudun direnci artar, bağışıklık sistemi güçlenir, ateş yükselince soğuk su ile abdest almak ateşi 1,5 ila 2 derece kadar düşürür. 7. Abdest tansiyonu düşürür, baş ağrısını hafifletir, uyuklamayı, yorgunluğu ve öfkeyi giderir. Soğuk su kullanmak abdestin ve guslün faydalarını artırır. Peygamberimiz ashabına abdest için ılık su tavsiye ederdi. 8. Her bir dişin dibinde farklı organlarla bağlantılı ikişer akupunktur noktası bulunur. Her abdeste misvak kullanmak diş etlerinin sağlığı için önemlidir. Günde 5 defa elleri, yüzü ve ayakları yıkamak bizi mikroplardan arındırır. 10. Ağız ve burnun sık sık temizlenmesi bizleri mikroplara karşı korur. 11. Yüzün yıkanması da cildi kuvvetlendirir. Baştaki ağrılığı ve yorgunluğu hafifletir. Damarları ve sinirleri harekete geçirir. Devamlı abdest alanın yaşlansa bile yüzündeki güzelliği ve tazeliği kalır. Evet değerli kardeşlerim, son olarak Muhammed Fakirullah hocamızın güzel sözüyle bitirmek istiyorum. Abdest ibadet için alınır. Sadece temizlenmek için değil. Namaz Allah emretti diye kılınır. Psikolojini düzeltmek için değil. Zekat Allah'ın emri diye verilir. Vicdanı rahatlatmak için değil. Zikir Allah'ın emri olduğu için yapılır. Hayata bağlanmak için değil. Güler yüz sadaka olduğu için yapılır. İnsanı kandırmak için değil. Değerli kardeşlerim, samimi olun, yapma. Yapmacık hareketler yapmayın. Yapmacık hareketleri Allah da sevmez, insanlar da sevmez. Allah'a emanet olun.